Merhaba arkadaşlar. Bugün çok fazla sorulan bir soruyla ilgili bir video çekeceğim. Bu soru başarı garantisi ile ilgili. Siz de yorumlarda fark etmişsinizdir. İşte birçok insan işte daha lise fiziğini yapamıyorum. Nasıl fizikçi olacağım? İşte benim etrafımda benden çok daha zeki insanlar var. Benden çok daha hızlı problemleri çözüyorlar. Onlar varken ben nasıl başarılı olacağım? İşte acaba benim zekam yeterli olur mu? Böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şöyle meraklarım var ama başarılı olabilir miyim? Emin değilim. Ne düşünüyorsunuz? Gibi videolar, sorular soruyorlar. Açıkçası bu sorulara cevap vermenin hiçbir yolu yok. Kimsenin de bu sorulara cevap verebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bunlar geleceğe dair tahminler. Yani eğer bu sorunun cevabını biliyor olsaydım zaten bunu YouTube'da bedava olarak da paylaşmazdım. Yani geleceği bilseydim bunu YouTube'da paylaşmazdım. Ancak başarılı olma yolunda insanları daha avantajlı kılacak bazı özellikler var. Bugün onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi sizin başarılı olabileceğinizi yani kesin olarak söyleyebilecek hiçbir metrik yok elimizde, hiçbir ölçü yok. Zaten olsaydı da sıkıcı olurdu. Yani ileride bilmem ne ödülünü kazanacağını bilseydiniz, ileride bilmem ne üniversitesinde profesör olabileceğinizi bilseydiniz bence zaten o süreç o kadar da eğlenceli olmazdı. Yani hayat böyle işte bir başarılı oluyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz. Bazen kendinizi çok aptal hissediyorsunuz, moraliniz bozuluyor. Sonra oradan çıkıyorsunuz, işte başka şeylere sarılıyorsunuz. Hayat böyle koşuşturmacayla, işte bir aşağı inip bir yukarı çıkmayla geçiyor. Bu her disiplinde öyle. Bugün bahsedeceğim şey fizikten bağımsız bir şey. Yani hiçbir alanda aslında, yani kıymete haiz hiçbir alanda sizin başarılı olma garantiniz yok. Başarısız olacağınızı gösteren bir şey de yok. Yani başarılı olma garantiniz ne gibi işlerde vardır? İşte gidip şu masadan gidip suyu içebilir miyim? Garantiniz vardır eğer 2-3 yaşında değilseniz. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim şey? Yani sizin süreç içindeki çalışkanlığınızla, inatçılığınızla, sizin sürecindeki oluşturacağınız yaratıcı fikirlerle ilgili hiçbir şey baştan tahmin edilemez. Ancak ben bugün bazı şeylerden bahsedeceğim. 10 madde sıralayacağım. Bunlar benim başarılı olma yolunda insanların yapması gerektiğine inandığım, daha doğrusu bunlar yapılırsa başarılı olma yolunda insanların daha avantajlı olacağını düşündüğüm özellikler. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Birincisi, işinize aşık olun. İşinizi çok severek yapın. Yani sonuçta bir tane hayatınız var. Para kazanmak için iş yapmayın. Yani o zaman gerçekten köleden farkınız kalmıyor. Çünkü köle de yani bir iş yaptırılıyor ve onun karşılığında para veriliyor insana. Yani böyle bir hayatı ben nasıl zevkli olur, nasıl böyle bir insan mutlu olur anlamıyorum. Yani her gün İnsanın mutlu uyanması, bir işi yapması için kendini motive hissetmesi, yeni fikirler üretmek için kendinde böyle bir heyecan görmesi, o işle ilgili olanları takip etmesi bence insan gerekiyor ve bunlar insanı mutlu ediyor. Dolayısıyla seveceğiniz işi yapın. Seveceğinizi düşündüğünüz işi yaparsanız başarılı olursunuz. Aksi takdirde yani parası bir yere kadar motive eder. O işin getireceği belki bir çevre vardır. O sizi bir yere kadar motive eder. Ama belli bir müddet sonra işler artık monotonlaşmaya başlayınca o zaman sabah kalkmaya dair kendinizde motivasyon göremiyorsanız o zaman mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Ama sevdiğiniz işi yaparsanız bu olmaz. İkincisi, çok çalışın. Yani zaten sevdiğiniz işi yaparsanız otomatikman çok çalışıyorsunuz. Yani herhangi aklınıza gelen sevdiğiniz, yapmaktan hoşlandığınız bir işi düşünün. Yani o işle uğraşmak için kendinize özel vakit ayırıyorsunuz değil mi? Yani belli bir oyun oynamaktan hoşlanıyorsunuzdur. Belli insanlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuzdur. Belli kitapları okumaktan hoşlanıyorsunuzdur. Onları yapmak için kendinize vakit ayırıyorsunuz. Çünkü onu yapmak, onunla uğraşmak, o sırada ona vakit harcamak sizi mutlu ediyor. Yani çalışmak aslında ilk maddenin bir sonucu. Elbette ki sürekli çalışmak her zaman mutlu edici bir şey değil. Yani
çalışmak mutlu edici bir şey eğer sevdiğiniz işi yaparsanız. Ama çalışmaktan yorulduğunuz zamanlar olacak. O zamanlarda da başka işler yapmanız gerekiyor. Diğer bence çok önemli bir şey, başarı yolunda insanları öne çıkaran kitap okumak. Okumak, özellikle farklı farklı yazarların farklı farklı alanlarda kitaplarını okumak insanlara çok farklı bakış açıları sunuyor. Sizin amacınız elbette belli bir alanda uzman olmak olsun. Yani belli bir alanda en iyiyi hedeflemeye çalışın. Ancak tek bir alanda uzman olmak, başka alanlarda bilgi sahibi olmamayı, başka alanlardan bir haber olmayı gerektirmiyor. Yani böyle bir şey olmasına gerek yok. Yani aynı anda hem size çok iyi piyanist olun, hem çok iyi profesyonel olarak fizikçi olun demiyorum. Ancak bir işte uzmanlık sahibi olmanız, diğer alanlarla ilgili okumalar yapmanızı, o alanlarla ilgili şeyleri öğrenmenizi, onları merak etmenizi engellemez. Farklı alanlarda bilgi sahibi olmak hem sizin vizyonunuzu, hem sizin çevrenizi genişletir. Yani farklı alanlarda ilgili insanlarla sohbet edebilirsiniz. Farklı şeylerden keyif alabilirsiniz. Belki sizin aslında yapmak istediğiniz şeyi bir kitapta keşfedebilirsiniz. Farklı insanların biyografilerini okuyarak onların hayatta karşılaştığı problemleri nasıl çözdüğünü, onların nasıl bir hayat geçirdiğini anlayabilirsiniz. İşte şiirle ilgili bir kitap okuyup, bir roman okuyup oradaki hikayeden büyük bir keyif alabilirsiniz. Kısacası sizin yaptığınız işin dışında kendinizi başka bir serüvene sokmanızı sağlıyor sizi kitap okumak ve bir sürü alanda sizin bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Onun dışında dördüncü madde olarak spor yapmanızı öneriyorum. Özellikle bu madde bence çok önemli. Ben spor yapmasam herhalde yaptığım işi yapamam diye düşünüyorum. Çünkü ya biyolojik olarak zaten belli bir işle çok fazla uğraştığınız zaman, çok uzun süre mental kapasitenizi kullandığınız zaman neural strain diye, yani nöronlarınızdaki gerginlik olarak adlandırılan bir şey oluşuyor. Yani muhtemelen tam olarak mekanizmasını bilmemekle beraber siz beyninizi kullandıkça orada bazı kimyasalların konsantrasyonu artıyor ve bunlar arttıkça sizin beyninizi daha efektif kullanmanız daha da zorlaşıyor. Ancak vücudunuzu çalıştırarak, spor yaparak daha taze bir hale getirebilirsiniz beyninizi. Düzenli olarak ağır spor yapmanıza gerek yok. Sadece koşsanız da olur. İşte herhangi bir ilgilendiğiniz, işte futbol gibi, tenis gibi herhangi bir şeyiniz hiç fark etmez. Yeter ki o beyninizde oluşan gerginliği atabileceğiniz bir egzersiz yapın. Çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ben bunu biraz geç keşfettim. Benim performansımı çok çok artırdı spor yapmak. Beşinci madde, inatçı ve sabırlı olun. Yani yaptığınız her işte aşmanız gereken belli teknik zorluklar olabilir. Yaptığınız her işte belli bir öğrenme, yani o işten keyif almak için gerekli seviyeye ulaşmak için bir öğrenme süresi vardır. Bunları aşmadan o işi bırakırsanız o zaman o işten keyif alamazsınız. O teknik bilgiyi edinmeden o işle uğraşırsanız o işten asıl almanız gereken şeyi alamazsınız. Yani eğer piyano çalmak istiyorsanız işte bir anda klavyenin üstüne oturup en iyi piyanistler gibi çalmayı hayal etmeyin. Sabırlı olun, çalışın. Kendinizi geliştirin. Aynı zamanda inatçı olun. Yani işler ters gittiği zaman hemen bırakmayın. Yani düştüğünüz yerden kalkabilmek, emin olun, hiç düşmemekten çok daha önemli. Bu bence çok çok önemli bir özellik. Başarı yolunda insanın düştüğü yerden kalkabilmesi, problemler yaşadığında o problemleri çözüp hayata eskisi gibi devam edebilmesi, hiç problem yaşamamasından daha önemli. Altıncı özellik, hobi edinmek. Bu kitap okumakla da paralel. Ama daha da geniş bir şeyden bahsediyorum. Yani işte müzikle ilgilenin, bir enstrüman çalın. Her akşam, özür dilerim, her hafta ben bir konsere gitmeye çalışıyorum. Beni mutlu ediyor. İnsanlarla tanışıyorum. O yani ortamda bulunmak bile insana farklı bir hava katıyor. İşte bir hobiniz, yani herhangi bir şey hobi olabilir. Ben tırmanmaya çalışıyorum. İşte masa tenisi oynuyorum, şiir okuyorum, dediğim gibi müzikle ilgileniyorum. Yani bu sonsuz, yapılabilecek şeyin sınırı yok. Ama hobi edinin, çünkü
sıkıldığınız zamanlarda ne kadar çok kendinizi yönlendirebileceğiniz bir alan olursa, ne kadar çok kendinizi kanalize edebileceğiniz ortam olursa o kadar rahat bu sıkıntılardan, işte monotonluktan kurtulursunuz. Yani bu sizin hayatınızdaki tuz biber oluyor hobiler. Onun için hobileriniz mutlaka olsun. Yani tek bir işle uğraşan, tek tür kitapları okuyan, tek tip insanlarla konuşan insanlar tek tip düşünür. Farklılık yaratamazlar. Hayatları da belli bir süre sonra monotonlaşır. Dolayısıyla hem farklı kitaplar okuyun hem farklı hobiler edinin. Diğer madde, dünyayı tanımaya çalışın. Yani eğer paranız varsa mutlaka gezin. Her sene hedefleriniz olsun. Şuralara gideceğim, bir batıya gideceğim, bir işte doğuya gideceğim. Hem işte şarkı tanıyacağım, hem garbı tanıyacağım şeklinde kendinize dünyayı tanıma hedefi koyun. Eğer maddi gücünüz o kadar yoksa okuyun. İnternette bir sürü imkan var. YouTube'dan videolar izleyin. Yani insanları tanıyın. Dünyadaki insanların kendinizden farklı olmadığını görün. Çünkü insanları tanımamak, dünyayı tanımamak insanda bir korku yaratıyor. Yani bu işte sonuna fobi eklediğimiz birçok şey insanları tanımamaktan kaynaklanıyor. Gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki insanlar sizden çok farklı şekillerde düşünmüyorlar, çok farklı şekillerde yaşamıyorlar. Hem insanın kendi üstünde eğer bir aşağılık kompleksi varsa onu atmasına yardımcı oluyor. Hem de tam aksi yönde bir kibir varsa onu atmasına yardımcı oluyor. Yani biz çok mükemmeliz, biz çok iyiyiz. Düşüncesinin de yanlış olduğunu gösteriyor. Biz çok berbatız ya. Biz hiçbir şey bizden olmaz anlayışını da terk etmenize yardımcı oluyor dünyayı tanımak ve insanları tanımak. Dolayısıyla mümkünse gezin, mümkün değilse de okuyarak, izleyerek insanları ve dünyayı tanımaya çalışın, kültürleri öğrenmeye çalışın. Diğer madde yine çok önemli, insan kazanın. Yani şu model bence hiç iyi model değil. İşte adam çok başarılı, oturuyor, çok güzel işler ortaya koyuyor ama çok mendebur. Hiç kimse ondan hoşlanmıyor, hiç kimse onunla çalışmak istemiyor. Emin olun akademide böyle insanlar hiç sevilmez. Yani kimsenin çalışmak istemediği bir insan olmak hiç güzel bir şey değil. Etrafınızdaki insanlarla iyi ilişkiler kurun. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. İnsanlardan bir şeyler öğrenmek, bir yerden okuyarak, bir yerden dinleyerek bir şey öğrenmekten çok daha efektif bir yoldur. Çünkü insanlar önemli yerleri akıllarında tutar, onları size aktarır. Sorularınız varsa onları cevaplar. Ben insanlardan çok şey öğrendim. İyi arkadaşlıklar kurduğumu da düşünüyorum. İlla öğrenmek için tabii ki de arkadaşlık kurulmaz insanlardan. Bir şeyler öğrenmek için arkadaşlık kurulmaz. Hobilerinizi yapmak için. İşte oturup sohbet etmek için, oturup kafanızı dağıtmak için, insanlar tanımak, insanları kazanmak çok çok önemli bir şey. İleride iş hayatınızda da insan tanımak çok önemli. İşte buna networking deniyor. Çünkü sizin yani yapmayı bilmediğiniz bir şey başkası biliyordur. Onun yapmayı bilmediği bir şeyi siz biliyorsunuzdur. Böylece yardımlaşabilirsiniz. Çok daha efektif bir yoldur bu. Bir başarıya ulaşmak için. Diğer madde, insanlarla rekabet etmeyin, onları kıskanmayın. İnsanları kendinizden daha aşağı veya daha üstün görmeyin. Pardon. Bu gerçekten önemli bir şey. Yani bana gelen yorumlarda bunun çok fazla yapıldığını görüyorum. İnsanlarla rekabet ederek, insanları yenerek, insanları aşağı çekerek kendinizi üste çıkaramazsınız. Yani işte şöyle şeyler oluyor. Sen işte böyle böyle videolar çektin, birçok rakibimiz oldu. Yani insanların etrafında daha kendilerinden daha iyi insanlar olması çok çok önemli ve iyi bir şeydir. Yani zaten eğer öyle olmasa ben kalkıp buralara gelmezdim. Yani siz yeni yüzyılın en büyük fizikçisi olacaksınız. Ama işte sizin ülkenizdeki başka veya işte şehrinizdeki başka insanlar da sizinle aynı üniversiteye girmek istediği için olamayacaksınız. Böyle bir saçmalık olmaz. Siz zaten iyi olmalısınız. Çevrenizde de sizden iyi insanlar bulundurmalısınız ki daha iyiye gidin, daha çok şey öğrenin, daha iyi şeyler yapın. Yani insanlarla rekabet etmek özellikle işte lisede, üniversitede insanların yaptığı bir yanlış oluyor. Yine de yapılır. Yani yine de rekabet edersiniz ama ya bunu birinci sıraya koymayın. Yani birini geçmeyi, bir yerde birinci olmayı, birilerini yenmeyi, birinci mutluluk kıstasınız yapmayın.
Zaten bir müddet sonra da bu rekabetin birazcık azaldığını ben düşünüyorum. Özellikle yani doktora da mesela lisanslı olduğundan daha az rekabet olduğunu gözlemledim. Ama yani insanlarla rekabet etmek yerine onların sizden daha iyi bildiği şeyleri onlardan öğrenmeye çalışın. Onları kıskanmak yerine onların iyi yaptığı bir şeyi nasıl daha iyi yaptığını onlardan öğrenmeye çalışın. İnsanları kendinizden çok daha üstün veya çok daha aşağı görmeyin. Yani insanlar unutmayın ki size daha fazla iyi olduğu yanlarını gösterirler, kötü olduğu yanlarını göstermezler. Kötü olduğu işlerde söz sahibi olmaktan, o konularda bir söz söylemekten, o konularda bir iş yapmaktan kaçınırlar. Dolayısıyla siz onların kötü olduğu yanlardan daha fazla iyi olduğu yanları görürsünüz. Bu sizin hayatınızda da böyle. Yani bir düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Dolayısıyla işte o benden daha zeki, şu benden daha çalışkan, İşte ben bunlarla nasıl aynı ortamda olacağım diye bir şey düşünmek çok mantıklı değil. Onların yaptığı işleri eğer sizden daha iyi yaptığını düşünüyorsanız gidip onlarla konuşun. Onlar kadar çalışarak daha iyi işler yapmaya çalışın. Zekanın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani zeka önemli bir şey ama tam olarak ne olduğunu, ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Ama kesinlikle bu hani Amerikalıların tabiriyle deal breaker yani eşitliği bozucu bir şey bence değil. Zeka önemli bir şey. Yani bir insanın bir konuda kabiliyetli olması önemli bir şey. Ama unutmayın ki bu zeka diye bahsettiğimiz şey de zamanla gelişen bir şey. Yani bir insanın bir konuya bakış açısı, bir konuda düşünme becerisi, o konunun farklı taraflarını nasıl algıladığı, zamanla kendini nasıl yetiştirdiği ile ilgili bir şey. Yani sizin işte lisedeki zekanızla üniversitedeki zekanız veya doktoradaki zekanız aynı olmayacak. Bunu aklınızda bulundurun. Ve son olarak ve bence çok çok önemli bir madde bu. Hayata heyecanla ve çocuksu bir şekilde yaklaşın. Yani küçük şeylerden mutlu olmaya çalışın. Hayata böyle bıkkınlıkla ve sıkıntıyla yaklaşmak sadece o sıkıntıyı ve bıkkınlığı artırıyor. Etrafa baktığınız zaman aslında sıkıntı yaşamak için, mutsuz olmak için, hayatın sıkıcı olduğunu düşünmek için çok fazla bir sebep yok. Ben sıkıldığım zamanlarda işte etrafı gözlemliyorum. Beni mutlu edecek birçok şey var etrafta. Yani diyelim ki bir yere gittiniz, bir misafirliğe gittiniz ve çok sıkıldınız. Yani o kadar düşündüğünüz zaman o kadar fazla ilginç şey dönüyor ki aslında etrafınızda. Yani o sırada işte bir odadasınız, odanın içinde bir sürü gaz taneci birbiriyle çarpışıyor. O ona momentum aktarıyor, onu soğutuyor, öbürü onu ısıtıyor. O sırada içeri bir ışık geçiyor. Havanın her tarafında farklı bir kırıcılık indisi var. O sırada ışık aslında tam olarak düz ilerlemiyor. Çok ufak kırılmalar yaparak böyle ilerliyor. O sırada etrafta bir sürü dalga var. Radyo dalgaları işte telefondan yayılan işte gigahertz mertebesindeki sinyaller. Böyle çok garip bir ortamda. Düşündüğünüz zaman çok heyecan verici. Yani bu tarz böyle ufak tefek şeylerden ben çok keyif alıyorum. Etrafa bakış açınız sizi mutlu eder eğer bu şekilde bakarsanız. Yani oturup sıkıntıya düşmek tamam yani ama öbürü mutlu oluyor. Öbürü onları düşünerek mutlu oluyor düşündüğünüz zaman. Yani hangisi daha mutlu? Bence önemli soru bu. Dolayısıyla böyle küçük şeylerden mutlu olmaya çalışın. Etrafa heyecanla bakın. Yani ben onu öğrendim. Artık onu düşünmek bana keyif vermiyor diye bir şey yok. Yani etraftaki birçok ilginç şey üstüne farklı farklı fazla fazla düşündüğünüz zaman aslında daha ilginç şeyleri çıkartan birçok şey ortaya koyuyor. Söylemek istediğim bunlar. Dediğim gibi başarının kesin bir garantisi yok. Kimse size daha önceden ne kadar başarılı olacağını söyleyemez. Ama bunları yaparsanız hayatınızda ve sürekli kendinizi bunları yapıyor muyum acaba diye kontrol ederseniz sonunda daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Teşekkürler.